İlk defa bu soru öyle bir meşk ettik. Hayvan beni mayıştırdı bitti. Bugün de sen bu konuyu konuşalım diyorsun. Kontes bu video sana gelsin canım benim. <gülüyor> Kontes Gülüyor> rica etti. Dedi ki bak <gülüyor> <gülüyor> aradı beni. Mau dedim, miau dedi. Vallahi anladım hani konuyla alakalı ihtiyacını. <laughs> Sevgili ve güzel Sinan Canan nasılsınız? Sevgili güzel mi? Senin gibi söyleyemiyorum. <laughs> Eskidir bunu öğrenmem. Şeyi fark ettim. İnsanlar beni aradıklarında demoralize bir ses tonu, zayıf bir giriş, işte ne bileyim hani duygusuyla beni yönetmeye benim çok sinirlendiğimi fark ettim. Hani beni niye bozuyorsun yani hani bu konuda. Bir problem varsa tabii ki çözelim de. O kadar da yakın olmadığımız bir yerdeki ilişkide niye beni demoralize ediyorsun? O yüzden böyle son 5 yıldır belki de 7-8 yıldır özellikle telefonlarda enerji yükleyerek girmek. Hani coşarak başlamak. Sinan'ım Canan'ım falan. Sinan <laughs> Yani telefonları da öyle açarım biliyorsun. Sevgili hocam nasılsın falan. Yani şeyde enerjimizi yükseltelim abi. Neşe lazım bize falan. Da, Sami Kubuş gibi de olabilir. E, nasılsınız diye soracağım. Muhteşemim. Şey, şahaneyim. <laughs> şahaneyim. şahaneyim. Ama Sami de bu çok anlaşılıyor ya. Yani şahaneyim. <gülüyor> 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 falan. Hani arka tarafta öyle bir şey yapıyor. Cesetleri <laughs> yeni doğradım. Şahaneyim. <laughs> şahaneyim falan gibi bir şey var. Bugün hem evrimsel hem biyolojik hem sosyal anlamda hayatımızı aktif bir şekilde etkileyen şu evcil hayvanlarımızdan bahsedelim istiyorum. Vay be. Buna da bu kafalardan bakalım. Biraz evrimsel bakalım konuya ne, ne, geliyor, nereye gidiyor, neye dönüşüyor. Birazcık duygusal bakalım. Birazcık biyolojik bakalım. Çünkü etkiliyor da hayatımızı ya yani. biyolojik anlamdaki yapı, yapıları da etkiliyor. Abi Bak bu konu, bak kameralar önündeyiz yemin et. Daha önce hesabını yaptık mı bunu önceden konuşacağız diye. Yok, Yok şu yapmadık anda... şu anda konuşacağız. Abi 3 yıldır, 3, 4 yıldır bizde olan kontes bizim kedi. Abi bugün sabah yürüyüşten sonra eve geldim. Abi kucağıma ilk defa geldi, yattı. Kaç yaşında? Koltuk aldığımız işte 4-5 falan olmuş. aldığımıza bir yaş gibiydi. İlk defa bu sonra öyle bir meşk ettik. Hayvan beni mayıştırdı bitti. Bugün de sen bu konuyu konuşalım diyorsun. Kontes bu video sana gelsin canım benim. Evet. Kontes sana. rica etti. Dedi ki bak <gülüyor> <gülüyor> aradı beni. Mau dedim, yav dedi. Falan anladım hani konuyla alakalı ihtiyacını. Ya, ee, oldu ya. Bizim evde de e, Seda'dan kaynaklı gelen ama artık ortak kedimiz olan Limon diye bir kedimiz var. O da öyle bazen şakasını yapıyorum yani. Bir böyle bir incecik tık kaldı konuşmaya geçecek yani. Devamlı her şeyi miyavlayarak iletişim kuruyor ama böyle kelime miyavlamasıyla hiç miyav diye bir şey demedi. Miyavlamayı miyavlamaya... kediler sadece insanlarla yaşayan kediler. Evet öyleymiş. Akademi evet. iletişim yöntemi. Basit anlamda hayatımıza nasıl girdiler hikayesini tahmin ediyorum bizi bu kanalda izleyen hemen herkes %90'a yakın biliyordur. Ama bizim hayatımızı işlevsel koyunlarımızın güdüyor, farelerimizin yakalıyor dışında da hani oradaki işlevlerle çok birinci derecede ilişkisi olmadığı belli. Dışında da bir işbirliğimiz var. Bir e, sosyal zihinsel bir işbirliğimiz var. Ben biraz o taraftan bahsetmek istiyorum. Yani çünkü kentleşen ve kentli hale gelen insan tarım toplumundaki işlevlerini bıraksa da evcil hayvanını bırakamıyor. Hatta evcil hayvanı daha fazla hayatında pozisyonlamak istiyor. Mimarlarla çalışmıştım. O dönem dönemde araştırma sonuçları gördüm. Çok ciddi sayıda son 15 yıl içerisinde önemli mimari taleplerdeki önemli değişimlerden bir tanesi. Abi ben evcil hayvanımla geleceğim. Evin altyapısı ona uygun değil bir e, şeklinde oluyor. Bu bazen köpek kapısı, kedi bilmem nesi şeklinde de olabiliyor. Bazen de işte açık alanlar ya da bilmem nelerle desteklenmek gibi olabiliyor. E, biz ne alıp veriyoruz evcil hayvanlarla? Bizde nasıl bir ilişkisi var? Ee, zaten onları tabiattaki atasal türlerden geliştirmemizin sebebi önce faydacı bir ilişkiyle alakalı dediğin gibi işte fareleri yakalasın, yılanları tutsun. Çevremizi korusun. Mesela kurtlardan köpekleri evrimleştirmemiz öyle bir şey. Ee, ve bu yani kurtların da insanlara yanaşan versiyonu zaten darbeli türler. Yani onlar mutant türler bugün biliyoruz. Kanadi kurtlar insanlara yanaşmaz. Bu arkadaşlar biraz korkusuzluk sağlayan bir mutasyona sahip oldukları için insanların yakında gezmeye başlıyorlar. Onlar işte insanların atıklarından faydalanırken insanlar da onları yakındayken diğer yırtıcıların tırstığını fark ediyor falan filan derken Zaman içinde bunları kendimiz yetiştirip işimize yarayanları daha fazla üreterek o türleşmeye sebep oluyoruz onların içerisinde ama her zaman da koruma amaçlı üretilmiyor bunlar. Mesela işte o küçücük el kadar köpeklerden tut devasa o danualara bilmem nelere kadar olan grupların her biri farklı ihtiyaçlara yönelik olarak insan gruplarını seçip ürettiği arkadaşlar ama yani bir canlıyla ki ben daha önce bunu yılan ve kertenkeleyle de denedim evde onları uzun süre baktım kertenkele yetiştirdim. Böcekler, mesela uzunca bir süre böcek akvaryumunda böcek besledim. Herhangi bir canla beraber olmak, kendi otonomisiyle davranan bir varlıkla beraber olmak başka bir tecrübe. Bir kere evimizdeki cansız aletlerin, edevatların hepsinden farklı. Yapay zekalı ilk çıkan o şeyler, robot köpekler vardı mesela. Onlar da aynı tadı verdi. Hala çalışıyorlar üzerine. Tabii tabii. Repertuar belli çünkü yani onun en azından şey olarak biliyorsun o bir can değil, o bir algoritma. Ama öbür tarafta kendi iç dünyası olan, kendi davranış kalıpları olan, nevi şahsına münhasır davranışları olan. Mesela ben kedi bakmaya başladıktan sonra mahalledeki bütün kedileri tip tip isim isim tanımaya başladım. Yani onların hepsinin farklı şahsiyetler olduğunu falan algılamaya başladım. O bir artık kişisel bir ilişkiye dönüşüyor bir kere. Bu arada bunu peygamber devesi böceğiyle de yaşayabiliyorsun. Yani onda da var benzer bir şey. Ben üç tane peygamber devesi bulundurdum evde. Yani uzun süre besledim baktım diyemeyeceğim. Yani kısa bir süre içindeki iki tanesi öldü. Çünkü nasıl besleyeceğimi çok bilemedim. Bir tanesi biraz daha uzun yaşadı ama o peygamber develerinin bile karakteri farklı. Bir ikinci birinci gibi üçüncü de Diğer ikisi gibi davranmıyor mesela. Şimdi böyle olduğunda bir işin bir tanışma ve karşılıklı keşif süreci var ya. Yani o canlıyla bir canla bir ortam paylaşıyorsun. Bu arada yeni mimari tasarımların gereksinimlerinden bahsederken genellikle orta ve üstü gelir grubunun tercih ettiği bir şey evcil hayvanla beraber daha fazla olmak. Daha temel yaşamsal ihtiyaçları karşılayamayan insanlar için bu üçüncü, dördüncü derecede bir mevzu gibi duruyor. Dolayısıyla buradaki refah düzeyiyle de bir alakası var. İnsanın hani o Maslow piramidinin yukarılarıyla alakalı bir ihtiyacı karşılıyormuş gibi gözüküyor bu evcil hayvan hikayesi. Ve tarih içerisindeki seçilim de hep buna göre olmuş gibi. Mesela az önce kedilerin insanlarla birlikteyken miyavlamayı öğrendiğinden bahsederken bu aslında karşılıklı bir evrimsel pakt, anlaşma. Kedi miyavladıkça bizim hoşumuza gidiyor, biz hoşumuza gittikçe ona bir şeyler veriyoruz, o bir şey aldıkça daha çok miyavlıyor. Ya da o mırıldama, işte o kucaktaki gır gır, garip ses, o da mesela bir adaptasyon. İnsanların böyle masaj gibi muhtemelen hoşuna gittiği için onu yapan kediyi daha çok tercih ediyorlar ve zaman içinde onların sayısı artıyor. Şimdi insan bunlardan niye hoşlanıyor? Ya bunlar aslında eşinle, çocuğunla, çok yakın olduğun insanlarla birebir yaşayabildiğin o intim ilişkilerin aslında bir simülasyonu. Bir canlının sorumluluğunu elinde bulundurma. işte onu, onun hayatta kalmasına yardımcı olabilmenin getirdiği ruhsal doyum. Tabii o hastalıklı versiyonlar da var. Ben olmazsam bu geberir falan filan. Ben onun şeyiyim verili falan gibi düşünen de olabilir ama o karşılıklı alışveriş hissiyle ilgili bizim bir set hormonlarımız var. İşte bunu insanlarla yaşadığımızda zaten biliyoruz işte oksitosin işte NGF falan filan gibi onarıcı, tamir edici, bizi daha iyi hissettirici ve geliştirici hormonlar çok fazla salgılanıyor. Bununla ilgili şey okuyorum epeyce. Muhtemelen tutarlı biz evinden geliyordur. Yaşamı uzatıyor ya da e, tabii bu hormonlar riskine, direkt zaten evet, etkisi var. Hastalık riskini bir miktar azaltıyor belli konularda. Sürekli genç kızlara aşık olan adamların da uzun yaşaması bundan derler. Kötü örnek oluşturmasın ama Rod Stewart örnek vermek isterim. Gırtlak kanserinden dolayı her öyle bir sesi vardır. Sürekli evleniyordu o bu yara gördüğümde. Hem de 50 yaş farklı falan insanlarla takılması aslında o arayışla ilgili. Bir nevi bir evcil hayvan durumu aslında. Çok tuhaf bir bağlantı oldu. Ama öyle. Yani bir başka canla bir değişik düzeyde yakınlık kurmak aslında. Konu onunla ilgili. İyi de, Ali beğendi bu. yaşıyor. <laughs> <laughs> ha yaşıyor. Rod adam. adam bak araştırmacı gazeteci kardeşim işte. Yani. Seyirlik işler diye boşuna söylemiyoruz. Herhangi bir canlı nesneli. Bu burada şeye dikkat çekmek isterim. İleride yapay zeka hani hakikaten öngörülemez ve kendi şahsına münhasır davranışları üretmeye başlarsa belki evcil hayvanın yerini alır ama şu anda insan ya da evcil hayvan etrafımızda ...duygusal ilişkiye geçtiğimiz varlık ne olursa olsun... ...bizim için aslında güzel olanı... ...sürprizli olması. Yani öngörülemez olması. Davranışlarının böyle yeknesak robotik olmaması. Kendine özel bir içsel dünya algısına sahip olması... ...ve ona göre bize davranış gösteriyor olması gibi. Mesela bizim kediyi Allah kimsenin başına vermesin. Yani kokmaz, bulaşmaz, hiç gelmez, gitmez. İşte bir bugün diyorum ya dört senedir ilk defa... ...bir yakınlık kurdu falan filan. Ama ona rağmen biz onu çok seviyoruz mesela. Evde böyle salına salına geziyor... Arada bir kafasını gece gelip kafamı yalıyor. Mesela bu enteresan. Kucağıma gelmez ama geliyor hırt 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 kafamı yalıyor. Bir şey demek istiyor bana herhalde. Ee, dediler ki çok sevdiği zamanlar Yok yok beydan beydan akanları temizliyor. <laughs> çok fazla sürükler. Taş, taşıyorsa gece gece geç vakitte yatarken Onlar onları Tosur tosur uyuyoruz ya gece bir şey yok. O kazadan sonra oldu ama. Ben kazada böyle bayağı uzun süre uyuyordum ya. Ha. Bu da herhalde beni ayıltmak için zannediyorum gelip gelip bütün ilaçlardan kafa güzeldi. <laughs> ki öyle bir hayvan bile senin duygusal ilgine odak olabiliyor. Bizim buna yapısal olarak bir ihtiyacımız var. Sosyallik meselesiyle birinci planda ilgili olduğunu düşünüyorum. Ha bunun dışında çok analiz ettiğim bir konu değil sen getirene kadar. Fakat hayvanlarla beraber yaşamak evrimimizin doğal bir sonucu yani biz zaten onlarla beraber geldik. Biz olmasak kedi yoktu, köpek yoktu, inek yoktu, koyun yoktu, deve yoktu, tavuk Bugünkü yoktu. Tavuk yoktu, onların hiçbiri yoktu. Onlar olmasa da biz yoktuk bu arada. Yani biz birlikte evrimleştik onlarla. Onlar otuz... olmasa biz yok belki beslenme falan tarafıyla alakalı söylüyoruz. Beslenme ve artı hakikaten bu kurduğumuz sistemin büyük bir kısmı. Yani tarım devriminden önce de insanlar ilk yerleşime geçmeye başladıklarında da o hayvanların etrafta olması her şeyi değiştiriyor. İnsanın yaşam biçimini belirliyor. O köpeklerle, o kedilerle, o diğer işte üzerinden beslenme. Aslında bir tarım devrimi yaşamak... dediğimiz şey sadece buğdayla ilgili değil. değil. Abi, bunlarla da ilgili tabii, tabii, diyorsun. Hayvanlarla da ilgili. Şeydi. işte sürüler, o çoban köpeklerin oradaki rolleri falan bunları düşün. Yani biz aslında birlikte özellikle Son 15-20 bin yıldır birlikte evrilen türleriz bunların hepsiyle birlikte. E, Dolayısıyla biz onları şekillendirelim. Onlar da bizi şekillendiriyor. Daha evvel şeyi konuşmuştuk bu sokak hayvanları krizi ilk çıktığında. İnsan olmadan var olmayan türler oldukları için bunlar inek koyun kadar kedi köpekten de sorumluyuz. Yani onları bizim atalarımız türetti. Biz onları bu hale getirdik. Onlar insan olmadığı bir dünya için ayarlanmış canlılar değiller. Birçoğu tabiatta hayatta kalamıyorlar. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Biz yaptık sorumluca davranmayı öğrenmemiz lazım. Sorumsuzluğumuzun neticesinde bugün sokak hayvanları problemi var Türkiye'de mesela. O zaman da... Evet bir o, bir döngü, o döngü sağlıkla anlaşılamıyor gerçekten. Yani evcil hayvan dediğimiz şeyin tekrar doğada bir karşılığının olmadığı sadece ve sadece onların ölümüyle hatta çoğunlukla acı çekerek ölümüyle sonlanan bir son olduğunu bir döngüsündeyiz. İşin kötüsü ben mesela birkaç kere sosyal medyada kısaca hatırlatayım dedim ama insanlara bilmediği bir şey hatırlatamazsın ki büyük bir öfkeye neden oldu. Sen mesela sokak köpekleri diye bir grup oluştur tutunduğun zaman, onları saldığın zaman dışarı. Ki bu köpeklerin çoğu doğada yaşama potansiyeline sahip değil. Orada kimler hayatta kalabiliyor? Seçilim unsurlarına bakmak lazım. En agresif olanlar, en hızlı yürüyenler ve en zararlı olanlar aslında. Yani bizim evimize sokmak istemeyeceğimiz tipler hayatta kalıyor ve ürüyor. Bizim ponçikler erken gidiyor mesela. Dolayısıyla sokaklarda köpekler bir süre sonra herkes için ciddi tehlike arz ediyor. E, bu doğal seçilimi öğretmeyince okullarda sanıyorlar ki hepsi fino. Sanal KFC işte bilmem tatlış King Charles. Öyle değil dışarıdaki köpekler yani. Gittikçe de hani o bırakılan köpeklerle karşılıklı çaprazlamaya böyle bir seçilim uyguladığında sürprizlere açık bir gelişim var orada da. Her şey çıkabilir yani her tipi. Doğa doğa her zaman kendi orijinal sürprizleri var. Bir de şöyle bir durum var bu evcil hayvan hikayesiyle alakalı. E, biz evcil hayvanları, kedileri ve köpekleri ağırlıklı kastediyorum. Birazcık belki kuşlar da girebilir. Çok insansılaştırma. Davranışlarını, tavrını ben bile anlatırken öyle anlatıyorum işte limon On benle konuşuyor. İnsansılaştırıyorum. Halbuki hayvan kim bilir hangi temel reaksiyonla davranıyor kendi içinde. Kendine ait bir ekolojisi var. Bir şekilde bir adaptasyon yaşamışız ama. O bana adapte olmuş. ya, yani. bana sevimli gelecek ölçeklerde bir şeyler oluyor. Köpeklerde bu daha kıyafet giydiriyorlar davranışları bilmem neleri falan. Bak pati uzattı bak bilmem ne yaptı falan gibi. Halbuki o kendi içerisinde bambaşka bir tür, bambaşka bir yapı, bambaşka bir organizasyonel tavrı var ve muhtemelen onda böyle komplike bir şekilde ben bu konuyu kıskanıyorum falan ben buna teşekkür edeyim falan gibi bir şey de yok onda. Tabii bir şeydi. Ama biz hani sanki onlara bakarken, köpeklere bakarken... Aa bak görüyor musun balığı kurtardı falan hani öyle şeyler var ya bak kuşu kolladı falan bir şekilde bir şey giydiriyoruz ya da bir şey tanımlaması yapıyoruz. Burada da bir aksaklık olduğunu düşünüyorum. Tabii canım. Çünkü o o tür kendi içinde bir tür işte ya yani bambaşka şeyleri var. Ta Ankara'dayken biz sevgili veteriner hekim arkadaşım Seran'la beraber birkaç tane böyle birlikte konuşma yapmıştık Ankara'da Ankara işte, Üniversitesi'nde falan. Onun güzel bir iddiası vardı. Hayvan sahibi eğitmeni diyordu kendisine. Çünkü diyordu ki ya yani ben hayvana hayvan olmayı öğretemem ama insana hayvan sahiplenmeyi öğretebilirim. Çünkü çocuk gibi davranıyor birçok insan mesela kedisine köpeğini. Çok yakın bir arkadaşımız var. Hakikaten Serhan'a köpeğini getirdi. Sürekli kucağında. Serhan dedi ki niye bırakmıyorsun? O dedi yürüyemez yerde. O dedi annesinin kucağında. Lan dedi. <laughs> yani bir kere böyle yaptığın zaman zaten köpek köpeklikten çıkıyor. bir O da bir kişilik bunalımına giriyor yani ne olduğuna dair. Ya da mesela hayvanı işte ödülle ile bilmem neye alıştırarak eğittiğini düşünmek. Yani hayvanın davranışını dönüştürerek onu başka bir şey yaptığını düşünmek. Halbuki sadece baskılıyorsun. Sadece onu gereksiz yere taltif ediyorsun ve hayvanın normal işleyişini bozuyorsun aslında. Yaptığın şey bu. Bu da başka türlü dengesizliklere sebep oluyor. Köpeği, kediyi, bakıyorsan iguanayı Timsah ne varsa işte evinde evcil hayvan olarak. Onun davranışını anlamak, onun doğasını anlamak birinci iş olmalı. Kedi köpekte bu görecek kolay. Çünkü bizimle beraber evlenen hayvanlar olduğu için. Kedinin işte kuyruğunu sallaması ne demek? Sırtını dikleştirmesi ne demek? Poposunu kaldırdığında ne oluyor? İşte Niye martta ve orada burada ciyak ciyak bağırıyor? Bunları bildiğin zaman onunla daha senkronize bir ilişki yaşayabilirsin. İlişkin daha verimli oluyor. Belki tertemiz bir şekilde az önce yani ben o cümleyi ayırt ettim. O bir evcil hayvan. Ve evcil hayvan belki de bir tür gibi tanımlamak gereken bazı Hadi sınırları var. Hadi. Hani o bilmem ne kartalı o bilmemle ne derken evcil hayvanın da kendi içerisinde kendi yapılanma sınırları olduğunu insana zaruri, insan ya da sosyal hayatlarına zaruri muhtaçlıkları olduğunu, o tanımla, o biçimde tanımlamak gerekliliği belki de hani bir bakış açısı olarak ele alınabilir. Böyle bakınca güzel görünüyor. Bir sürü kediyi öldürdükleri için fareler anormal miktarda çoğalıyor. Katastrofik etki öngörülebilir bir şey değil belki o günün bilgisi içerisinde ama insan bilgi biriktiren bir varlık abi. Yani geriye dönüp bakalım bu hayvanlarla ilişkimizin bir nedeni var. Tamam bugün şehirlerde fare sorunu o kadar olmayabilir ama ben şundan kesin eminim. Artı ya da eksi yönde bu evcil hayvan popülasyonunun kontrolsüz artması ya da yok olması her ikisi de insan türü için yeni problemler demek yani. Bu problemlere akıllıca hazır olabileceğimiz bir zamandayız. Bence burada bunun başlangıcı şeyden geçiyor. Bak daha evvel de konuştuk onu. Benim köpek fobim vardı çok yoğun yıllarca. Yanaşamazdım köpeklere. Annem işte bir golden retriever almıştı balım diye. Yani hayvanla yani önce bir kafesinde falan bir oynaştık. İkinci gün... Ben bunu gezdirdim. Abi üçüncü gün çimlerin üstünde yuvarlanıyorduk biz bunu güreşiyorduk. Yani o hayvandan sonra benim korkum falan kalmadı. Niye? Köpeğin ne demek olduğunu anladım. Davranışlarını okumaya başladım. Davranışlarının dair işaretleri görebilmeye başladım. Dolayısıyla üzerime doğru gelen bir köpek artık sevinçli mi? Saldırıyor mu onu anlayabilecek durumda olduğum için ona göre muamele ediyoruz köpeklere. Hatta geçen bizim Ali'nin köpeği işte bu durumda üzerimize üzerimize atlıyor tamam mı? Ve bir arkadaşımız da çok tırsıyor köpekten. Azımsanacak da bir köpek değil Romeo maşallah. Kocaman bir şey. Daha da Küçücükmüş, büyüyecekmiş o. Ama böyle üstüme atladığında mesela düşündüm lan eskiden olsa korkudan ben, önce ben bayılmıştım yani. Sonra bayağı işte elimi ısırmaya kalktı, tepesine vurdum bilmem ya. hayvanla oynamayı öğrenebiliyorsun. Biz bir taraftan dillerini bilmiyoruz. Sokaktaki tehlikelerden biri de bu. Senin yakın mümkünü evcil hayvanların şu yaşamdaşlık dediğim konuda yakın mümkün tanımının içerisinde girdiğini düşünüyorum. yani Bitişik mümkün. Bir, çok özür dilerim evet bitişik mümkün. Böylece o yaşamın kendisiyle ilişkide bizim bitişiğimizdeki olan evcil çok hayvan iyi. kalıbıyla ilişki kuruyoruz. Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Doğru. Yani hayvanlar bir tampon bölge gibi. Senin doğal dünya ile aslında bir ara bağlantı. Ara bağlantı. Çok doğru. Ama onları insansılaştırmadan aksine onların kendi doğasını doğru biçimde algılayarak. Bu konuda bakmak çok önemli. Yani biz onlara çok ponçik, onları sirkteki hayvan olarak tanımlamaya çok yatkınız. Yani, Öyle değil. Aksine başlamamış. hatta iddia ederek söylüyorum. Belki de ve evcil hayvan ilişkisini onları kısırlaştırmadan da çözebileceğimiz altyapıya git, altyapı gerektiren bir dünyaya gitmemiz gerekiyor. Şey, evet. Yani Şimdi değil. Şu an için söylediğim aslında. bir Tabii. şey değil. Yani çok hani 50 sene sonrası için söylüyorum ama o uzlaşı da o evcil hayvanın da doğasını bozma. Çünkü kısırlaştırınca ne yaparsan yap. onun kendi doğal akışını bozuyorsun. Bu arada mesela kısırlaştırmasan şunu anlıyorsun. Hayvanın kendi varlık sebebinin ne kadar çok üremeye dayalı olduğunu anlıyorsun. Devamlı Evet ve aynı doğanın kendi matematik Ile bakarsın biz bu konudan ne kadar çok kendimizi tuhaf bir şekilde uzaklaştırmışız aslında. Uzaklaşmamak mı gerekiyor ya da kendi doğanı mı yadırgıyorsun fark ediyorsun? Bak, evcil hayvan ve bitişik mümkün ilişkisi süper. Hiç böyle düşünmemiştim yani hakikaten. Bu arada saksıdaki bitki de aynı. Evet yani, tabii. Tabii tabii. Yani etrafındaki canlıların hepsi senin doğayla arandaki ilişkide bitişik mümkünler. Oradan keşfettiğinde hem doğaya hem kendi doğana dair bir sürü şey öğrenebiliyorsun. Bu da bir kenar etkisi. Bence çok rock'n'roll bir çıktı oldu. Bu sefer özlü söz senden geldi bak. <laughs> Yine güzel söze çeviremedim ama fena değil. Güzel bir köşe yakaladık. Yok, çok güzel, çok güzeldi.